Herkese selamlar, merhabalar güzel dostlarım, sevgili arkadaşlarım. İnşallah çok çok iyisinizdir. Bugün 30 Eylül, 6 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Sevgili Güneş yükselen Ay burcu Koç olanlar, güzel bir hafta olsun, hayırlısı olsun. Hadi bakalım bu hafta ile beraber Ekim ayına da bir giriş yapıyorsunuz. Evet, birazcık böyle bir yapışmış. Demek ki yakın zamanda bir şeylerin düşüncesi üzerine böyle bir yoğunlaşmışsınız acaba şunu mu yapsak? Ya çocuğum için, eşim için, kendim için şunu şunu düşünüyorum. Bir çıkış yolu düşünülmüş olabilir ya da bir plan yapılmış olabilir. Bakın, bununla ilgili bazı gelişmeler ya da sadece bakıyorsanız ya da sadece konuştuysanız artık internete girip artık araştırma dönemleri. Biraz daha böyle olayların üzerine gitme. Bir arayıp soralım bakalım ya gibi bakın biraz daha adımlarınızı ilerletebileceğiniz bir dönemdesiniz. Konuşmalarınız var. Çok yoğun bir insan kalabalığı görünüyor zaten burada. Ve bununla alakalı bakın bir akış durumu söz konusu. Böyle aradan şurada az önce gördüğünüz gibi akışlar olduğu zaman genellikle şunu anlatıyor. Burada muhabbet varsa bu muhabbet akar gider, devam eder. Sohbet akar gider. Burada düğün konuşuyorsanız, evet bu düğün işte şu zaman şu olacak, bu zaman bu olacak. Hani bu kalkıp da e, geleceği tahmin etmek değil, ister istemez insanlara bir tarih veriliyor, bir tarih kararlaştırıyorsunuz, şu zaman buluşalım diye ve o zamana kadar herhangi bir sıkıntının çıkmamasını. Su bile akarken önüne taş geldiği zaman ne yapıyor? Üstünden gidiyor, yanından geçiyor, atlıyor, ediyor ve yoluna bir şekilde devam ediyor. Sizin de. İşiniz, eğitiminiz, maddiyatınız, aşk hayatınız sekteye uğramış olabilir. Ve bu haftayla beraber sekteye uğramış olan her ne durumunuz varsa belki bir şeyler bozuldu. Arkadaşlıklar, ilişkiler, sağlığınız, ay tam bir şeye yani niyetlendim, sağlık olayı çıktı her şey kalıverdi gibi bir şeyler olduysa bunun yine de devam etmesini burada anlatıyor. Şurada güzel bir haberiniz görünüyor arkadaşlar. Bu haber yalnız çok fazla elden geçerek size gelmiş. Muhtemelen halin içerisine de güzellik getirecek bir olay. Enerjisi 3 ay boyunca devam edebilir. 3 rakamını 3'ü nereden gördün? Şurada gördüm zaten hani bariz belli. Şimdi bu şöyle bir durum çok hızlı gelebilir. Şimdi ilişkinin bile ilk 3 ayı çok heyecanlıdır. Evliliğin ilk 3 ayı çok heyecanlıdır. Bir işe başlarsınız. O işe alışmanız etmeniz. E 3 ay oldu. Tabi alıştık. Arkadaşlıklar edindim. Şehre yeni geldim. Şu oldu bu oldu. E 3 ay sonra tabii ki yeni yeni bir şeylere alışıyorum gibi bir durumunuz var. Yani hayatınızda bazı değişiklikler olabilir. Evdir, iştir, yerdir, yurttur ya da başka bir şeyler. Yani bir acınız, bir sıkıntınız bile varsa 3 ay sonra ki içi çok temiz olduğu için bu şekilde söylüyorum. Gelen haber ya da var olan şeylerin Böyle bir alışma ama o 3 ay boyunca da onun heyecanını, hevesini, yaşama olaylarınızı gösteriyor. Bir yerden sonra demek ki hani o işte kalmışsınız ki ya da o insanla ilişkiniz devam ediyor ki siz oralarda tutunabilmişsiniz ve bir şeyleri sağlığınızı falan halledebilmişsiniz ki hayatınıza devam edebiliyorsunuz ama bu 3 ay oldukça güzel, heyecanlı, yeni yeni şeyler öğrendiğiniz yeni gelişmelerin, yeni arkadaşlıkların olduğu bir süreç olabilir. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar şurada bir tane 9 rakamınız var. Şu kısmı biraz elimden dolayı şey oluyor ya. Değil mi? Çok fazla elimi sokmak istemiyorum ama şuradaki 9 rakamını görüyorsunuz. Şuradasınız. Altınızda birisi var. Şurada bir grup konuşma ve burada size iletilen bir haber var. Şimdi buna istinaden şöyle bir şey söylenebilir. 9 rakamı şunu söyler. Bir şeyler bitmek üzere. Borcun bitecek. Okulun bitecek. Ya da Bilemiyorum hamilelik dönemi artık bitiyor. Bekarlık dönemi bitiyor, evlilik dönemi bitiyor. Yani ne oluyorsa olsun bitiyor. Ve gelecek kısmında olup her tarafı temiz olduğu için, az önce size gösterdiğim her şey çok temiz olduğu için, içi beyaz olduğu için şunu söylüyor. Ne yaparsan yap, ne biterse bitsin. İster borcun bitsin, ister bir sorumluluğun vardı üstüne. Oh be, hallettik bitti. Bu bitsin. Yani kötü bir şey değil. Bitiyorsa da iyi bir şey. Hani borcun bitmesi tabii ki iyi bir şey. Ama bir evlilik de bitebilir. Bir arkadaşlık bitebilir. Şunu diyeceksin oh be. Yani onun üzerimde maddi manevi inanılmaz kötü bir yükü vardı. Onunla görüşmediğimden beri hayatımdan gittiğinden beri bir şeyler ya da birileri daha iyi hissediyorum. Daha da güçlendiğimi bir şeylerin bana iyi geldiğini hissediyorum diyebilirsiniz. Yani her bitiş kötü değil. Bir işi halledip bitirebilirsiniz. Satarsınız ve o satış işlemi biter. Halletmişsinizdir çünkü. Yani aslında bir bitiş değil, bir hallediş durumundan bahsedebilirim. Bir tabii ki gelecek kısmında olduğu için bakın burada da size bir katkısı olacak şekilde gelebilir. Hane içerisinde bazı alevlenmeler var bu olayla alakalı olarak. Tabii ki bitirdiğiniz şey böyle bilinmeyen bir şey değil demek ki. Ee, önemli bir şey. Ve dediğim gibi etrafınızdan da güzel destekler alabilirsiniz yalnız sadece şurada bir göz var ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ben şöyle bir enerji aldım nasıl bunu yapabilir nasıl burayı şahlandırabilir evinin yuvasını şahlandırıp da böyle uçabilir gidebilir devam edebilir hayatına benden sonra nasıl devam edebilirsin hani beni bitirdin. Sen nasıl iyi olabilirsin gibi birazcık göz kıskançlık olabilir. Şimdi sol tarafa geldiğim zaman birazcık korkan bir surat görüyorum. Yalnız ben bunun siz olduğunu düşünmüyorum çünkü çok fazla bakın baloncuk baloncuk olmuş. Bunlar genellikle yani patlamış durmuyor orada. Bunlar sizin hakkınızda yapılmış her türlü konuşma. Bakın zaten çok fazla dediğim gibi elimi sokmak istemiyorum ama şurada olsun vesaire biraz konuşmalar olmuş hakkınızda. Ve arkadaşlar sizinle ilgili bir şeyler söylenmiş. işte demişlerdir ki belki sizinle ilgili ay çok şöyle bir insan kendini çok beğenmiş aman Bak şimdi gelsin hemen hareketlerini gör. Çok soğuk bir nevale bilmem ne. Ama siz bir gidiyorsunuz ay merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar benim adım bu şöyle böyle. E bir bakacak e bana az önce seninle ilgili çok soğuk, çok gıcık, çok kıskanç şöyle böyle dediler. Kendini bir şey zannediyor dediler ama ben seninle tanıştığım zaman e, öyle olmadığını gördüm aslında sen ne kadar seveceğin bir insanmışsın yani sizin hakkınıza yapılan dedikoduların ee, boş oldu işte çocuk çocuğu da çalışmıyor çocuğu da ay şöyle ay böyle çocuğunuz şak iş bulur evlenemedi evde kaldı hemen birisi hayatına girebilir bir şeylerin mutluluklarına nail olabilir ve birilerinin ağzı kapanabilir yaptığı dedikoduları boş çıktığı için ee, ve ben bu kişiden açıkçası bir e, kadın enerjisi aldığımı da söyleyebilirim. Çok böyle ileri yaşa sahip birisi değil. Adında soyadında S, A, özellikle A harfi sanki iki kere geçiyor. Adında soyadında e, böyle birisini gördüğümü söyleyebilirim. Yani ben onunla ilgili dedikodu yaptım ama dedikoduları boşa çıkarttım. Bu sefer ben yalancı oldum. Zaten yalan söylüyordun. E tam bir yalancı oldun yani. Böyle bir durum var. Bir de burada bir akbaba var. Görüyorsunuz ki şu baş kısmı falan baya baya belli. Şimdi arkadaşlar bu akbaba eşittir akrabayı anlatıyor. Akrabalarınızdan birisinin üzülmesi sizin mutluluğunuz oluyor. Yani belki bir haksızlık olmuştu, mahkeme açıldı, bir şeyler oldu. Burada hakkınızı alabiliyor olmanız. Onların da bakın cebine para girecektir, sizin de girecektir. Ama sizin cebinize para girmesi onları üzecektir. Bunun gibi sizin ailenizdeki bir insanın başarısı, yükselmesi, bir şeyler yapması, bir yerlere gidip gelmesi, etmesi vesaire. Dediğim gibi bazı güzel şeyler görünüyor. İnşallah ki bir yükselişiniz de var zaten hani bir umu dönüşü yaparak yükseliş. Yani kötü gitmiş bir olayı e, yukarıya çıkarıyorsunuz ve artık sıkıntıdan, problemlerden baya baya uzaklaşıyorsunuz. Bu birazcık evet akraba olduğunuz bir kişiyi biraz şey yapabilir, üzebilir. Çok da umurumuzda değil zaten o kişi. Şimdi şöyle devam ettiğim zaman biraz burası zaten artık sağ tarafa geliyor ama ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Bir lale var burada bakın aslında biraz ucu açılmış yani bir arkadaşlık varmış bazı sır perdeleri açıldığı için aranız bozulmuş olabilir. Şimdi arkadaşlar bu kişi gözleriyle size bakıyor ve hani işte belki onun için dediniz ki of çok sinirli aşırı derecede her şeyi sinirleniyor hemen bize trip atmaya başlıyor hemen küsüp gidiyor. Belki bu kişi şunu fark etmiştir. Evet ben gerçekten böyle bir insanım. Yani o zaman bu kişi benim hakkımda dediği kodu yapmış olmuyor. Benden memnun olmadığı şeyler vardı. Zaten koç burcu bana söylüyordu. Ben ona haksızlık ettim. Bakın bu eşiniz vesaire de olabilir ve sizler bu kişinin bir geri dönüşünü alabilirsiniz. Ona ayrıca söyleyeyim. Ve bakın şurada zaten bir terazi kuruluyor. Bakın 1, 5 ve 2 rakamları zaten var. Ay şu şeyi nasıl halledeceğim ya? Şu fokus olayını bir düzeltmem lazım. İnşallah bir sonraki videolarda o şekilde olmaz. Bazı harfler var zaten burada. A var, Y var, H var, S var. Dediğim gibi çok fazla parmağımı sokmak istemiyorum ama şurada bir E harfi görünüyor. K harfi, ona keza. Bakın B harfi var. Yani bayağı Birisi bu size bir şeyler veriyor muhtemelen ve söylediğim 1-5-2 ikili ilişkilerde sizin ön plana çıkarak daha da güçlendiğinizi anlatıyor. Bir, bu arada içinizde de söyleyeyim içinizde çok fazla bir şey yok. Sadece bir şeyler dışarıya çıkmak için belki para bekliyor. Belki birisinin özrünü geri dönüşünü bekliyor olabilir. Yani içinizde bir şey var belki zamanını bekliyorsunuz. Yani istediğim kadar yırtayım kendimi çocuğu şu anda doğuramam. 3 aylık doğuramam yani 4 aylık doğuramam o 9 ayı ya da ne zamansa artık beklemem gerekiyor şeklinde bir durum var. Ben burada genel olarak bir kalabalık görüyorum. Gerçekten yoğun bir kalabalık var ve bu yoğun kalabalıklar içerisinde artıya geçmekte olan yani bakın buradakiler sağa sola koştururken siz burada işinizi yapıyorsunuz. Düşünsenize Evinizdesiniz, işinizi yapıyorsunuz ama dışarıya baktığınızda dışarıdaki insanlar birbirini yiyor. Bir kaos var. Ama sizin evinizin içine karışmıyorlar. Siz evinizde işinizi yapıyorsunuz. Yani arka planda gene yapacağınızı yapıyorsunuz. Ama herkesin sizin arka planda siz barıştınız mı? Siz kavga ettiniz mi? Siz yükseldiniz mi? Cebinize giren parayla acaba neler yapıyorsunuz? Bunu bilmesine gerek var mı? Yok. Siz arka planda yani merak etme ben seni takip etmiyorum. Hayır, takip ediyorum ama arka planda aslında bunları yapıyorum. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Bazı şeyleri işlediğiniz bazı şeyleri yaptığınız ve baya baya yoğun bir şekilde düşündüğünüz bir dönem onlar sizi hiçbir şey yapmıyor zannederken aslında siz birçok şey yaptığınızı söyleyebilirim hanenin açılmaması benim hoşuma gitti bazen e, açılması iyi oluyor bazen sıkıntı getirebiliyor ama dediğim gibi göz vardı bir kıskançlık olayları vardı ve bununla alakalı olarak da e, açılmaması iyidir Hani gözü olabilir ama gözü çıkar nazar edemez en fazla yani şunun kenarı çatlar. Aa dersiniz bu çatladı tamam ben bunu atayım yani yenisini alıveririm ne olur yani cana geleceğine mala gelsin dersiniz. Ee, nazardır gözdür dersiniz ki nazar haktır. Ee, deveyi kazana insanı mezara sokar. İnternete yazıp araştırabilirsiniz. Ben bunu bir tarafından sallamıyorum. Onu da söyleyeyim yani çünkü böyle söylediğim zaman o nazar diye bir şey yok. Gir araştır bakalım var mı yok mu? Böyle bir durum ve size burada bir kapı açıldı. İnşallah hayırlısıyla bu güzel kapılardan geçer, devam edersiniz. Gündemleriniz çok kalabalık. Yani tek tek oturup söylemek gerekirse burada birçok harf var. Şu kenarda olsun. Yani şurada bakın memnuniyetsiz bir surat var. Üh, yapmış sanki bir sigara içen böyle uzun suratlı bir erkek, zayıf gibi görünüyor. Mesela bunun bir kıskançlığı dahi görünüyor. Çok şey var hayatınızda her şeyin hayırlısı olsun diyorum ne dilediyseniz inşallah hayırlısı uğurlusu olsun benim en çok burada mutlu olduğum şey orada da burada da yine sizi destekleyen birisinin olması kendi burcunuzun size görünüyor olması hem burada göründü hem burada göründü yani bütün yani burcunuzun güzel olan bütün özelliklerini sergilediğiniz bir dönemdesiniz hani yalanını yakalayıp da şey böyle bir şaşkın surat ifadesi olan birisi vardı ağzının açıklığına bakın ve bu kişinin gözünün bir tanesi terazi olmuş. Dediğim gibi birisi yaptıklarıyla artık baya baya sorgulanıyor. Yani size sabah iftira atar akşam başka bir şey gelir başına. Böyle bir olay görünüyor. Ve haftalık bakımı olduğu için bir şeyler daha hızlı cereyan edebilir. İlla ki sadece kısa bir süreyi kaplayacak değil. mesela 3 aylık bir dönemden bahsettik. Daha uzun da bazı şeyler sürebilir. Bir geçiş dönemi bile olabilir sizler adına. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.